Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcan kebabı hazırlıyoruz. Hadi hemen tarife geçelim, iyi seyirler. Geniş bir kabın içerisine bir rahi suyu aldım. İçerisine bir tepeleme yemek kaşığı tuz ekledim. Tuz şöyle hafif erinceye kadar karıştırdım. 2 tane patlıcanı yıkayıp temizledim. Daha sonra 1 santim enliliğinde kesiyorum. kesmiş olduğum patlıcanları tuzlu suyun içerisine bırakıyorum. Patlıcan suyun içerisinde beklerken köftesini hazırlıyorum. 500 gram orta yağlı kıymayı derin bir kasenin içerisine aldım. Bir tane kuru soğanı rendenin ince yerinde rendeleyip içerisine ekledim. Tuz, karabiber, kimyon, pul biber ve biraz da kekik ekledim. Miktarını videonun açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bir tane yumurta ekledim. Yarım çay bardağı galeta unu ekliyorum. Köftemizi güzelce yoğuruyorum. Yaklaşık 4-5 dakika kadar yoğurdum. Patlıcanlarımızı yıkayıp süzdüm. Doğramış olduğum yuvarlak halka patlıcanlardan bir tanesini alıyorum. Köfteden biraz elimle koparıp Patlıcanın üzerine yayıyorum. Daha sonra diğerini üzerine kapatıyorum. Bu şekilde bir patlıcan, bir köfte, bir patlıcan, bir köfte olmak üzere tepsimi tamamlıyorum. Patlıcan kebaba artık hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi ortada açık kalan kısma çeri domates ekliyorum. Üstüne de kalem biber ekledim. Derin bir kasenin içerisine bir tepeleme yemek kaşığı domates salçasını aldım. Kaşık ucuyla tuz ekledim. Az karabiber ekledim. Ocakta ısıtmış olduğum 3 su bardağı sıcak suyu üzerine ilave ettim. Güzelce çırpıyorum. Salçamız pürüzsüz hale gelene kadar çırptım. Hazırlamış olduğum sosu kebabın üzerine gezdiriyorum. 2 tepeleme yemek kaşığı tereyağı ilave ettim tepsimin kapağını da kapatıyorum ve önceden ısıtmış olduğum 240 derecelik fırına tam 40 dakika veriyorum Evet 40 dakika sonra kebabımız pişti her fırının pişirme süreci farklıdır kontrolü pişirirseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız bir çatalla patlıcanları kontrol ederek pişip pişmediğinden emin olabilirsiniz pişmediyse yeniden fırına verirsiniz Evet patlıcan kebabımızı bu şekilde servis ediyorum Dilerseniz yanına pirinç pilavı, patates kızartması veya yoğurtlu bir mantı da hazırlayabilirsiniz. Evet bir tarifin daha sonuna geldim. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.